Merhaba arkadaşlar, yeni programa hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Misi Masal'dayız. Yanımızda firma sahibi Meral Hanım burada. Meral Hanım nasılsınız? Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok sağ olun. Bizi ağırladığınız için teşekkür ederiz. Siz bekleriz. Bildiğim kadarıyla sadece kahvaltı veren bir mekansınız. Evet. Biz de zaten kahvaltıyı da ağırladınız. Evet. Biraz masadan bahsedelim. İzleyicilerimiz de masada neler var? Biraz tabii, öğrensinler. Tabii. Zeytinlerimiz Gemlik'ten geliyor. Hı, iki çeşit zeytinimiz var. Evet. Birisi ızgara zeytin. Izgara zeytin, birisi siyah zeytin. Aynen. Gemlik'ten geliyor. Yani birinci sınıf zeytinlerimiz. Peynir çeşitlerimiz var. Peynir çeşitlerimiz evet. Balıkesir'den geliyor. Onlar da gerçekten birinci kalite peynirde de birinci yani, kalite kullanıyoruz. Siz evinize ne alıyorsanız aynen öyle. Aynen öyle. Onu hani bir işletme gibi değil de biz daha çok aynen ev ortamı gibi evimizde evet. Ne yiyorsak müşterilerimiz de rahatlıkla tüketebilsin diye uğraşıyoruz. Peynirimiz var. Evet. Ezine peyniri, kaşar. Kaşar, çeçil, örgü peynir ve evet sepet peynir, çeşnili yani çörek otlu peynir. Çörek otlu olarak geçiyor. Ondan sonra tereyağı veriyoruz. Aynen. Salatalık, domates ve biber. Aynen. Reçellerimiz bize ait. Kesinlikle biz hazır ürün kullanmıyoruz. Hı-hı. Mutfağımızdan çıkıyor. Kendiniz yapıyorsunuz. Kendimiz yapıyoruz. Aynen. Reçellerden nelerimiz var? Vişne reçelimiz var. Bu nedir? Bu başka bir yerde olmayan bizde olan salatalık reçelimiz. Salatalık reçeli. Bayağı beğenildi. Evet. Çıtır kabak reçeli. Aynen. Çıtır kabağımız var. Salçamız var. Salçamızı da biz kendimiz yapıyoruz. Kesinlikle dediğim gibi bizde hazır ve donuk ürün kullanılmıyor. Patlıcan hersemizin közlemesi bize ait. Ha, o da evet. Sizin mutfağınızdan mesela çıkıyor. Mesela bu kaymaklı kapyalı biber. Bu da yine kapya biberi bize ait yapılması. Kesinlikle dediğim gibi hazır ve donuk ürün kullanmıyoruz. Hı-hı. Bir de şurada kurutulmuş bir ürün görüyorum. O da aşk acısı diye bir ürünümüz var. O da çok beğenildi. Onun içinde neler var? Onun içinde de kurumuş domates, biber, zeytinyağı, kekik harmanlanmış bir ürün. O da çok beğenildi. Sıcaklarımızda da patates, sigara böreği, haşlanmış yumurtamız var. Şunu söyleyeyim, biz kesinlikle müşteri geldikten sonra bizim patatesimiz, pişimiz, sigara böreğimiz yapılır. Müşteriden önce asla yapılmaz ve masaya sıcak olarak gelir. Evet, patatesiniz zaten anne patatesi. Anne patatesi. Dediğim gibi donuk ürün, hazır ürün kullanmıyoruz biz. Müşteri geliyor, aynen. Siparişi veriyor. 2 kişilik, 3 kişilik, 4 kişilik bilmem geldikten ne. Geldikten sonra yapılır bizde. Şimdi bu bizim standart kahvaltımız. Doğru mudur? Evet, standart kahvaltımız bu. Bu 2 kişilik kahvaltı. 2 yani, kişilik kahvaltı. Şeyler geldiğinde, bizi izleyenler buraya geldiğinde bu kahvaltıyı görecekler. Görselimiz bu olacak, aynen. Görselimiz değişmez bu, başka evet. Hiçbir şey yok. Peki buna kişi başı ne fiyat ödeyecek? Bizde serpme kahvaltı kişi başı 50 lira. Şunu da belirtmeden geçmeyeceğim. Çayımız sınırsız. Yani müşterimiz çay mı bitti istesin bir sıkıntı yok. İstediği kadar çay içebilir. Oh. Çayımızda bir sınırlama yok. Zaten kahvaltıya odaklandığınız ve başka şey yapmadığınız için, ürün yapmadığınız evet. için... Kahvaltıda iddialıyız diyorsunuz. Aynen iddialıyız. Bir de hijyene de çok önem veriyoruz. Onu da belirtmeden evet, geçemeyeceğim. Şimdi bu beyaz evet arkadaşlar gördüğünüz yumurta sonradan geldi. Yumurtanın sıcacık geliyor yanınıza. Evet ben ezine peynirinden başlıyorum. Beyaz peynirimiz evet. Evet peynir kaliteliyim diye bağırıyor. Kaşarımız. Evet. Bunlar da herhalde Bursa'ya yakın diye Balıkesir tarafından mı alınıyor? Ya susuz Balıkesir en güzel peynir ürünlerinin olduğu yer olduğu için orayla çalışıyoruz biz. Hı hı. Yani peynir kalitemizden zaten gelen müşterilerin tepkilerinden de belli oluyor. Çok beğeniyorlar. Evet yani, arkadaşlar ben de evime alsam hani bunu alıyorum. Aynen. Burada da yediğiniz peynirler gerçekten çok güzel. Ya müşterilerimizin düşünceleri bizim için her şeyden önemlidir. Yapılan yorumlar, dönüşler hı hı. bize zaten belirtiyor. Yani reçellerimizin beğenildiğini, peynirlerimizin beğenildiğini, zaten bizim müşterilerimizin düşünceleri bizim için çok önemli. Biz onlara göre yol alıyoruz. Hı hı. Hani ne de eleştiri aldık, ne de beğeni aldık. Ona göre hani işletmemizi ona göre yönetmeye çalışıyoruz. Yani müşterinin diyaloğu çok önemli bizimle. Patlıcan hersenizden bir tadayım. Evet, pikniklerde bizim kendimizin yaptığı aynen, aynen. patlıcan hersen gibi yani. Ev işi. Şunu çok merak ettim ben. Aşk acısı. Acı mıdır bu? Aslında aşk acısı acı değil. Görünümü acı. Görünümü yani herkes öyle zannediyor ama aşk güzel bir şey ama acısı da tatlı. O yüzden biraz farklı bir ürün.
Evet. Kurutulmuş domates normalde insanlara sert gelir tek başına yendiğinde. Siz onu güzel bir kıvama getirmişsiniz. İşte zeytinyağıyla, biraz zeytinyağıyla. Evet, şimdi bunu neydi Meral Hanım? O da kaymak lorlu kapya biber. Kaymak lorlu kapya biber. Aynen. Görünüşü menemene benziyor. Menemene benziyor. Menemene aynen. Benziyor arkadaşlar ama menemen değil. Değil. O da yine beğenilen mezelerimiz evet, arasında. Evet, bu da çok başarılı bir meze. Bu biber boranemiz. Biber boranemiz, evet. Ondan da hemen alalım. Evet arkadaşlar, evinizde nasıl yapıyorsanız burada. Oh, bir şey geldi Meral Hanım. Kuymağımız. Bu nedir? Evet. Bu kuymak. Aynen öyle. Hmm. Bu... Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kuymak olmuş mu? Kuymağımız da yine beğenilen ürünlerimiz arasında. Bu bence olmuş. Bu ekstra, doğru mudur? Ekstralara giriyor, evet. Bunu istersek. Ekstralarımız da bol. Kuymak, avcı böreği, paçanga böreği, gözleme çeşitleri, menemen, omlet. Evet, buraya koymadık arkadaşlar. Hani menemendir, omlettir zaten her mekanda olan şeyler. Her mekanda olan şeyler, aynen. Burada hani farklı şeyler ama kuymağınız güzelmiş. Evet. Tereyağınız böyle güzel bir tat veriyor yani. Dediğim gibi. Basıyor. En iyi ürünleri kullanmaya gayret ediyoruz. Yani dalında birinci sınıf olan ürünleri kullanıyoruz biz. Ben eminim yani bundan. Müşterilerimizin tepkisinden dediğim gibi zaten doğru yolda olduğumuzu da biliyoruz. Müşterileri beğeniyorsa zaten bu işi bir doğru yaptığınızın aynen. Şeyi. Ben de şu ana kadar kötü bir şey görmedim. Yine bir şeyler geldi. Bu da avcı böreğimiz. Yine bu da, bunu da biz yapıyoruz. Hemen ondan da bir tane tadayım. Bu böyle bir porsiyon, bir porsiyon şeklinde bu. Geliyor. Evet. Bu da bir porsiyon. Evet. Yani ben iki kişi geldiğimde yine bu ben verir. Kuymak istiyorum dediğimde bunu gelen, göreceğiz. Aynen gelen ürünümüz bu. Şeyde de avcı böreğinde avcı de iki adet avcı evet, böreği geliyor. Porsiyonumuz bu. Bunlar dediğim gibi arkadaşlar burada ne istiyorsanız isteyin sıcak geliyor. Bunun da İçi çok güzel olmuş Meral Hanım. Afiyet olsun. Tamam, bu da paçanga böreğimiz. Ha, bu da paçanga böreği. Evet. Bundan da bir deneyim. Bunun da içi gayet şöyle göstermek istiyorum ben. Arkadaşlar içi gayet bol. Hani paçanga böreği yediğini anlayacaksın. Bunun içinde standart paçanga, kaşar, biber karışımı. Domates. Ve... Evet. Pastırma. Meral Hanım, bana lezzetleriniz çok güzel. Afiyet olsun. Mekanınız da çok güzel. Misi'ye girerken sol tarafta arkadaşlar mekanımız. Dışarıdan Misi Masal tabelamız var. Ama içinin böyle olduğunu pek fark etmiyor insanlar. Burada şimdi hem Misi'den Misi'ye doğru giderken nerede olduğunu drone görüntülerinden görmüş olacaksınız. Hem de içeriden de bizim burada yediğimiz mekanı drone görüntüleri ben size birazcık böyle tanıtayım. Gerçekten çok keyifli bir mekan. Çok hoş bir mekan. Meral Hanım da bir anne şefkatiyle evine ne alıyorsa sizin önünüze bunları getirmeye çalışıyor ki lezzetler bunu gösteriyor. Gerçekten ama gerçekten çok başarılı bir mekan arkadaşlar. Ben kesinlikle tavsiye ediyorum. Bir de gözlememiz. Gözlememiz geldi, evet. Gözlememizden de tadalım. Bunlar yine ekstralar. Şunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Evet. Başarı ekip işidir. Gerek mutfak ekibim, gerekse dışarıdaki ekibim çok güzel bir ekip. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Yani bizim buradaki başarımızın öncüleri tabii ki onlar. Ekip çok önemli. Tabii siz işletme sahibi olarak onlara iyi bakıyorsunuz ki onlar da evet, bu lezzetleri aynen, size çıkarıp aynen. Müşterilerinizin önüne sunmayı nasip ediyor. Aynen sizin dediğiniz aile ortamı. Tabii. Bizim yani burada bir aile ortamı var. O ortamda vallahi, böyle güzellikleri sunuyor işte. Çok çok güzel. Sabah 8.30'da başlıyor servisimiz. Akşam 6'ya kadar devam ediyor. Yani biz de kahvaltıda günün her saati kahvaltılarını yapabilirler rahat bir şekilde. Gün boyu kahvaltı servisimiz var. Gün boyu kahvaltı servisimiz var, evet. Sıcaklarımız zaten
sürekli devrede. Aynen öyle. Geliyoruz atıyorum saat 5'te geldik. Yine kahvaltımız hazır. Söyledik. Ekstra canımız istiyor bir şeyler. Ne isteniyorsa masaya gelir. Onda bir sıkıntı yok. Çay zaten sınırsız dedik. Sınırsız aynen öyle. Kişi başına 50 lira arkadaşlar. 100 liraya bu lezzetler gerçekten 10 numara 5 yıldız. Şişman burayı beğendi arkadaşlar. Kesinlikle ama kesinlikle tavsiye ediyorum. Geldiğinizde de Meral Hanım'a bir selam söyleyin bizden. Emin olun size çok iyi bakacaklar burada.